Konuşa'da oradan herkese merhaba efendim. Bugün sizlere ben eşlik edeceğim. Başlıyoruz. Mehmet Taylan konuğumuz olacak. İlk konuğumuz Meksa Portföy Genel Müdür Yardımcısı. Hoş geldiniz Zeynep. Hoş bulduk Gözde Hanım, merhabalar. Şimdi dün ve bugün özellikle bankacılık tarafındaki satışlar dikkat çekiyor. Özellikle dün gelen Citi raporu İş Bankası ile ilgili Haziran'da vermiş olduğu al tavsiyesini sata çevirdi. Özellikle burada benzerleriyle bakıldığı zaman ciddi anlamda bir öz kaynak karlılığında aslında negatif bir ayrışması olduğunu ifade ediyor. Çok büyük bir ayrışmadan bahsetmiyoruz elbette ama neticede al tavsiyesi verildiğinden bu yana da dolar bazlı ciddi bir kar elde ettiğini ifade etmişler. Şimdi tabii bir miktar bankacılık tarafında dün ve bugün yaşanan bu satışlar sonrasında da acaba burada bir hani rotasyon değişikliği gibi mi algılanması gerekiyor? Bunu soruyoruz. Çünkü seçim sonrasında ciddi de bir ralli olmuştu. Bankacılık için iyimser kalınıyordu. Ne dersiniz? Hem bu içerideki konjonktür, yeni atılan adımlar hem de dışarıdan bir bakış açısı olarak nasıl görülüyor dersiniz? Tabii öncelikle bu sizin de bahsettiğiniz Citi yeni trade idea ile ilgili konuşalım. Orada hedef fiyatlarını da 18,5 yapmışlar işçi için. Bu tabii ki bütün, yani başta işçi olmak üzere bütün bankacılık sektörünü etkiledi. Şu an için yaklaşık %3'e yakın bir bankacılık sektöründe eksi var. Son 1-2 haftaya baktığımızda zaten TÜPRAŞ ve Türk Hava Yolları gibi endekslerde ağırlığı, ki 30 endekste ikisinde yaklaşık %10'a ağırlığı var. Şirketler öncülüğünde bu hareket devam ediyordu. Bu son 2 günde bankaların açıkçası bu şekilde eksi gitmesiyle beraber bugünkü hareketi yaşadık. Ki endeks şu an hani neredeyse 7950'lere doğru bir harekette başlamışken güne şu anki seviyelerde eksiye geçmiş durumda. Onun haricinde burada bankalarda iyimser olmamızın sebebi aslında tabii değil mi? Spreadlerin düzeldiğini ifade edenler vardı. Yine enflasyon bazlı kağıtların ciddi yine kar yazacağını ifade edenler vardı ama tabii enflasyon muhasebesi meselesi tekrar gündeme gelmişti. Sonra bununla ilgili bankaların finans kuruluşlarının dışarıda bırakılacağı yine Sayın Mehmet Şimşek tarafından ifade edilmişti. Dolayısıyla bu çerçevede de bir iki cümle eklemek ister misiniz? Tabii ki o şekilde baktığınızda hem sigorta şirketlerinde hem bankalarda aracı kurum hisselerinde bunun negatif etkisini gördük. Demin de onun için söyledim zaten. TÜPRAŞ ve Türk Hava Yolları gibi büyük hisselerin şeyiyle endeks bu yukarı hareketi yaptı. Diğer sanayi şirketleriyle beraber. O yüzden enflasyon muhasebesi uygulanıp finansalların dışarıda kalması tabii ki finansallar açısından, finansal şirket hisseleri açısından oldukça olumsuz. Ve bunun Citi'nin yayınladığı, dün yayınladığı son bu öneri değişikliğinde de etkisi olduğunu düşünüyorum. Evet, burada peki artık hani özellikle mevduat faizlerinde aşağı yönlü iniş biliyorsunuz alınan tedbirler sonrasında yönün tekrar yukarıya olacağı ifade ediliyordu. Bir miktarda tabii tahvil faizleri çok hızlı yukarı gitti. Bunu da zamanında tabii menkul kıymet tesisi yükümlülükleri bazı bankalarda özellikle daha önden biliyorsunuz işte alındığını vesaire ifade ediyorlardı. Bunun da etkileri olabilir mi? Ne kadar etkili olabilir mesela özel bankalar için özellikle? Tabii ki bunun da etkileri var. Daha bu menkul kıymet tesisi tebliği varken bunları söylemiştik ve bu bankalar üzerinde risk oluşturacağını, işte neredeyse tek haneli alımlar da yapıldı orada ve alınan miktarlar düşük de değildi. Bunların da etkisi var tabii ki bu bankalar üzerindeki negatif seyirde. Her şey bir araya geldi esasında. Evet. Bakarsanız bu saydığımız, yayının başından beri konuştuğumuz üç etmenin birlikte bir araya gelmesi
negatif oldu. Peki borsada trend bitti diyebiliyor muyuz? Yani burada hani halen daha seçici hisseler, zamanda böyle vurgular yapılıyordu. Hatta 3. çeyrek bilançoları için de aslında beklenti üstünde gelen ve gerçekten de iyi performans gösteren zaten şirketleri de gördük. Başta zaten ulaştırmaydı. Orada da biraz artık yolun sonuna geliyor muyuz? Ne dersiniz? Ya açıkçası benim de bir 2-3 ay öncesine bakarsanız beklentim daha yukarılardaydı. 10 bin artı endekslerdeydi. Ama işte bu İsrail-Filistin arasında yaşanan savaş, üstüne bu özellikle bankacılık tarafında gelen negatif haberler artık hani oraların yıl sonuna kadar biraz zor olduğunu gösteriyor bana. Evet. Burada tabii mevduat faizlerinde de aslında tabii piyasada bir ayrışma var. Yani şimdi mesela tabii ona olarak... bir de şeyi de ÖST faizlerini de eklersek büyük şirketlerin işte bugün TMO'nun ihracı var. Şişe camın ihracı oldu. Hani bunlarda da yüksek faizler, hatta mevduatların üzerinde bile faizler var. Kaç duydunuz yüzden, mesela? Ben orayı takip edemedim. Yani bugünkü ihracı söyleyelim. TMO'nun ihracı 96 gün %45 basit faizle. 53 bileşiğe geliyor. Hani öyle baktığınız zaman eğer bir hissede %45 ya da şişe camın şişe camın ihracı da öyle. Yani 2 yıllık çıkmıştı. O şişe camın ayrı piyasada işlem gören bir yıllık kağıdı da var. O da bu civarlarda faizi. Ki hani bu konuştuğumuz şirketler işte TMO hazinenin, şişe cam zaten biliyoruz. Hani riskli şirketler olmayıp büyük şirketler olup bu oranda verdikleri faizler açıkçası %40 yukarı potansiyel veren bir hissede risk alıp almama konusunda noktasında yatırımcıları düşündürüyor. Evet. Tabii bir de hep konuştuğumuz bu arada yerli gelecek şey. Evet. Buyurun lütfen siz buyurun. Söyleyin. Yabancı gelecek gelmeyecek noktasında da açıkçası yabancıların ilk başta düşünüldüğü kadar erken özellikle hisse senedi tarafına gelmeyeceğini görüyoruz. Tabii bunda sebep ne derseniz son işte 2018'den bu yana yapılan işte bir swap günü vardı, %10 günlük faiz ödemek zorunda kalan yabancı, sonrasında Merkez Bankası Başkanı'nın değişikliği, sonraki bir önceki ekonomi yönetimindeki Merkez Bankası'nın faiz indirimleri vesaire, açıkçası o tarafta görüştüğümüz yabancılarda bir sütten ağzı yanan yoğurdu üfleyerek yer durumu söz konusu. Ama biz doğruları yaptıkça ve bu doğruların yapılmaya devam edileceği kanısı oturdukça açıkçası ben orta vadede ümitliyim. Bunu niye de söylüyorum? Bu en son yaptığımız sukuk ihracına dönüp bakarsak gayet başarılı, Amerikan faizlerinin yukarı gittiği yerde biz Nisan ayında yaptığımız benzer ihraca göre 200 bas puan, yani %2 daha ucuza borçlanmış gibi, spread olarak söylüyorum. Daha ucuza borçlanmış gibi gözüküyoruz. Nisan ayındakinin spread'i 596 bas puanken şu anki spread 394 bas puan. Evet. Hani doğruları yapmaya devam etmemiz lazım. Bu yeni ekonomi yönetiminin bu yolda doğru adımları attığını düşünüyorum. Evet, burada ama zaten... demin de söylediğim gibi yabancının bu doğru adımları atmaya devam edileceğine ve orta vadede de bir politika değişikliği olmayacağına ikna olması lazım. Zaten yabancı raporları da endeks üzerinden ya da genel bir algı olarak değil de daha seçici hisselerde zaten, değil mi, alt tavsiyeleri vesaire veren, evet, kuruluşları görmüştük. Devamı gelirse de zaten takip ediyoruz, ağırlık artıracağız şeklinde belki de algılanmıştı. Dolayısıyla biraz tabii daha burada enflasyonla Gözde mücadelede, değil mi, sanki ikna edici olma hususu da aranıyor. Burada yabancı derken yabancıyı da ayırmak lazım. Gerçek para dediğimiz daha uzun vadeli gelen yabancıyı kastediyorum ben. Uzun yoksa vadeli fonlar, değil mi? Uzun vadeli fonlar, esas o fonlar geldiği zaman çok daha kalıcı bir, sağlıklı bir hareketten bahsedebiliriz. Şu an için burada daha çok işlem yapan
yabancının daha kısa vadeli ve algoritmik işlem yapan fonlar olduğunu görüyorum. Bu arada Türkiye'nin sukuk ihraçlarına da ciddi ilgi olduğu görülüyor. Onu da zaten es geçmeyelim. Ama tabii borsa tarafında özellikle... Tabii demin de bahsettim, hani spread'i çok şey ve 3 katı da teklif geldi satışa. Hani bu satışla beraber bu yılki 10 milyar dolarlık hedefi de hazine tutturmuş oldu. Gayet başarılı. Ve daha önceki yıllarda da gördüğümüzde hep öncelikle sabit getiri tarafından, işte Eurobond olsun, TL cinsi faizler olsun, o taraftan bu deminki bahsettiğimiz gerçek para yabancının geldiğini, sonrasında hisse tarafına geldiğini gördük. Şimdi de bu şekil olacak diye düşünüyorum. Tahvildeki ama normalleşmede dediğim... özellikle önümüzdeki dönemde tabii buraya da ciddi bir ilgi olabileceğini tabii belirtiyorlar. Tabii orada verim eğrisindeki, bugün sizin de bir sitenizde yazı vardı. Verim eğrisindeki hareket de orta vadede yapılanların doğru olduğunu gösteriyor. Hani 2 yıllık, 10 yıllık farkına baktığınız zaman kısa vadede enflasyon yükselecek de olsa orta ve uzun vadede bu yapılanlar devam ettiği sürece daha iyi yerlere gideceğimizi şu anki verim eğrisi de gösteriyor. Evet, burada zaten özellikle mesela dövizden dönüş, yani döviz KKM'den dönüşlerde ve hatta %60'ı bile duydum. Bir istisna olabilir bu arada, hani böyle genele yayılan böyle bir faiz olduğunu da iddia etmemekle birlikte. Neticede şu anda mesela bugün Murat Salar da aynı ifadeyi kullandı sizin gibi. Yani enflasyonu yenen faiz var diyor, yani mevduat faizi. Dolayısıyla da hani risk almak hani böyle bir dönemde dolayısıyla düşündürüyor. Şimdi borsa tarafı böyle. Belki birazdan yine döneriz. Çünkü malum orası da halen merak ediliyor. Ama küresel tarafta neler oluyor? Şimdi orada da tahvil faizleri %5'lere geldiğinde tamam artık bu kadar sıkılaşma, belki de Fed'i de bir yerde artık tamam dedirtecektir diye çok yorum gelmişti. Biraz gevşeme oldu gerçi ama enflasyonla mücadelede mesela nasıl okuyorsunuz oradaki tabloyu? Şimdi hareketin başına bakarsak Fed o geçici söylemiyle biraz geç kaldı ve onunla açıkçası sancılarını çekti. Ama ısrarlı bir şekilde faizleri bu noktaya kadar yükselterek bunun önüne aldı diye düşünüyorum. Buradaki en büyük sorun faiz tarafında Amerikan hükümetinin yüksek borçlanma ihtiyacı ve yaklaşık işte önümüzdeki yıl ve ondan sonraki yıl Amerikan hazinesinin en yüklü itfalarının, rekor itfalarının olduğu yıl ve şu an için görünen işte Fitch'in raporunda da vardı bu. 2024 yılı için Amerikan hazinesinin itfasının yaklaşık %25 civarında üzerinde bir borçlanma yapacağını gösteriyor. Faizler, Amerikan faizleri tarafındaki en büyük şey bu. Sıkıntı bu. Borçlanma ihtiyacı orada devam ediyor. Ama Fed tarafına dönüp baktığımızda Fed şu an en son toplantı sonrasındaki açıklamalar, toplantıdan sonraki yapılan açıklamalarla beraber şeyi görüyoruz. Bir süre daha burada kalacak. Evet. Mesela tabii şöyle yorumlar var dediğiniz gibi. Mesela Deutsche Bank'tan bir yorum, hatta haberi de var. Onu da hazırlayabilirlerse. Çünkü bu önemli. Fed'in mesela güvercin politikalara döneceği yönünde yapılan fiyatlamalar yanlış olabilir diyor Deutsche Bank. Yanlış işaret olabilir diyor. Ekrana getirelim. Haber birazdan hazır olacak zannediyorum. Deutsche Bank'ın yorumu vardı. Fed'in güvercin politikalara döneceği yönündeki yapılan fiyatlamalar yanlışa işaret olabilir. Deutsche Bank'a göre tahvil piyasalarında Fed'in güvercin politikalara döneceği yönünde yapılan fiyatlamalar yanlış bir beklentiye işaret ediyor olabilir. Bankanın makro stratejisti Henry Allen yayımladığı notta Fed'in mevcut sıkılaştırma döngüsü içinde tahvil piyasalarında en az 7. kez güvercine dönüş fiyatlaması yapıldığını hatırlattı.
Alen buradaki sorun bu beklentilerin güvercin bir dönüşü daha az mümkün hale getirebilecek olmasıdır. Bu beklentilerin finansal koşulları yumuşatmasıyla merkez bankaları enflasyonu düşürmek için yeniden sıkılaşma gerektiğini hissedebilir değerlendirmesini yaptı. Fed Başkanı Jerome Powell'ın son faiz kararı sonrası sıkılaşma döngüsünün bitmeye yakın olduğuna işaret etmesi tahvil getirilerini aşağı çekmişti. Amerikan ekonomisinin geçen hafta sınırlı sayıda tarım dışı istihdam yaratması da bu atmosferi desteklemişti. Evet, böyle piyasada bir iyimserlik oluştu. Dolayısıyla böyle hemen hisse senedi piyasasında zaten o iyimserlik fiyatlandı. Altın yeriledi. ABD elbette ABD'den gelen yorumlar da önemliydi. Blinken'ın yapmış olduğu açıklamalar mesela çok ses getirdi o anlamda. Ve dolayısıyla da altın fiyatları tabii dikkat çektiği için orayı soracağım. Siz de ilgileniyorsunuz. Altınla ilgili mesela... Altına geçmeden faizle ilgili bir noktaya daha parmak basmak isterim. Bu 5'e kadar yükseldiğinde çok yüklü short pozisyonlar vardı ve Fed'den gelen bu sinyal bu short Amerikan faizlerindeki kısa pozisyonların kapanmasına yol açtı ve o yüzden bu 4,5'lara kadar sert bir hareket oldu. Deminki sizin Deutsche Bank raporundaki söylenen şeylere de katılıyorum burada ama bu kadar hızlı bir hareketi bundan sonrasında görmeyebiliriz. Buradaki açık pozisyonların kapatılmasıyla bu hareket yaşandı. Altın tarafına da geçecek olursak Fed'in uzun süre bu seviyelerde kalacağı beklentisiyle 1810'lara kadar gerilemişti. Tabii orada bu İsrail-Filistin gerginliğiyle bu hareket oluştu. Açıkçası İsrail-Filistin gerginliğinde bir yumuşama veya işte bir ateşkes vesaire olması durumunda orada da bu kazanımların büyük bir kısmının geri verilebileceğini düşünüyorum ben. Hani şu an için altın tarafında açıkçası yukarı hareket için ekstra başka bir şeyler olması lazım. İşte o da jeopolitik riskler tarafında. O da zaten değil mi? Hiç kimsenin hani, istemediği Allah şeyler. Allah korusun dediğiniz. Dillendirmek bile istemiyorum. Kesinlikle anladım zaten ama, siz öyle susunca. Ama hani böyle bir şey olmazsa altın tarafında sanki yükseliş trendinin şu an için sonuna geldik gibi. Çünkü Fed'in faiz indirmeye başlaması lazım ki... ekstra bir risk oluşmadan altın fiyatları yükselmeye devam etsin ama kısa vadede şu an için öyle bir beklenti gözükmüyor. Evet, ya aslında tabii küresel tarafı sormamız sebebi de şimdi tabii orada bir yani Fed'de bir sıkılaşma, neticede dünyadaki elbette bu sıkılaşma teması bir noktada istiyoruz ki işte gevşeme sinyalleriyle birlikte gelişen ülkelere de biraz daha para girişleri değil mi, sermaye akımları hızlansın. Çünkü Türkiye'nin de pozitif ayrışacağına dair bir inanç var. Neticede herkes faizleri artırırken biz indiriyorduk. Şimdi de tam tersi aslında gelişen ülkelerde faiz indirim trendlerine başladığı noktada biz bu sefer belki de daha uzun süre sıkı para politikası gütmek zorunda kalacağız. Çünkü, belki de daha yükseğe bir... Değil daha mi? Yüksek oranlara bir kesinlikle. Para nasıl görüyorsun? Mesela enflasyon raporunda değil mi? Çok konuştuk bunu. Mesela çıktığı açığı dikkat çekiciydi. Yani bundan sonrası için sadece 2024 değil belki 2025'te de bir miktar o büyümeden değil mi ödün verip yine sıkı para politikasında belki de göreceğiz. Nasıl yani, okuyorsunuz o gelişmeleri? Açıkçası biz gevşek para politikasının zararını çok çektik ve bugünkü dertlerimizin en büyük kısmı işte bu gevşek para politikasının etkilerini bertaraf etmeye yönelik getirilen işte 200 küsür tane düzenleme, KKM. Şu an için bunların geri çevrilmesi ve işte KKM'nin azaltılması, mümkünse bitirilmesi en önemli önümüzdeki engellerden. O yüzden hani bu işin ki global tarafta da hani biz doğruları yapacağız, global tarafta da olumlu hava olacak. İşte gelişen ülkelerin faiz düşürmesinden bahsediyoruz ama geçen sabah Avustralya Merkez Bankası tekrar faiz arttırdı. Hani dünyanın da yardımcı olması lazım. Onun için hani bu jeopolitik risklerin azalması, enflasyon beklentilerinin dünyada biraz düşmesi lazım
dönüp bakıyoruz hani biz bu şeyde nasıl öne çıkacağız? İhracat yaparak ama ISO'nun ihracat iklim endeksine bakıyoruz. 48,5 geldi. Buradaki en önemli düşüşün yani 49'dan 48,5'a düştü. Buradaki düşüşün en önemli sebebi Avrupa. Bugün dönüp Euro bölgesi parakende satışlara bakıyoruz. Parakende satışlar aylık bazda %3 düşmüş, yıllık bazda %2,9 düşmüş. Yani en önemli ihracat pazarımız olan en önemli 10 ülke arasında ISO'nun raporunda da var bu. 7 ülkenin Avrupa ülkesi olduğunu göz önüne alırsak hani o taraflar da bize yardım etmiyor şu an. Tabii. Onun için yani daha uzun ihracatla döviz çekmeye de neticede çalışıyoruz ama yani dünyada da her şey böyle çok üst üste geldi. Yani bir pandemi atlattık, ardından hadi belki bir normalleşme dünyada gelir dediğimiz noktada savaş çıktı. Tam Rusya-Ukrayna biraz böyle hani jeopolitik riskler belki biraz bertaraf ediliyordur derken ki Avrupa'daki doğalgaz krizini biraz daha aslında ima etmek istiyorum. O sırada maalesef Gazze'de yaşananlar. Dolayısıyla hani böyle çok iyi haberler de gelmiyor üst üste. Yani dünyada da risk unsurları yani değil mi artmaya devam ettikçe. Çünkü ama şöyle de bir şey var. Yani petrol krizinin çıkmasını da hiçbir ülke şu noktada istemez elbette. Yani zaten değil mi sıkı para politikası güdülüyor ve büyümelerden ciddi bir feragat var. Belki Amerika'da çok onu hissedemiyoruz şu anda ki orada da veriler aslında yavaşlamayı gösteriyor ama daha ötesinde böyle bir risk eklenirse bu hiç kimse için iyi olmayacak tabii. Yani insani açıkçası, tarafı ayrı tabii elbette ama. Tabii ki yani biz işimiz gereği bunları yorumlamak zorundayız. Açıkçası şu an için dünyadan bize gelen tek olumlu şey petrolün tekrardan 80 dolara gelmesi. Hani keşke bu biraz daha aşağı düşse de bizim hani döviz ihtiyacımız azalsa çünkü. Burada Merkez Bankası ortalaması beklentisine de yakınsadı zannediyorum değil mi? Evet yani mümkünse daha da aşağı gelsin ama hani inşallah o korktuğumuz jeopolitik riskler bertaraf olur. Evet, ve daha aşağı gelmesi durumunu şey yaparız bu tarafı takip etmek lazım. Kesinlikle. Konuşacak daha çok konu var elbette ama süremizin de sonuna geldik. Çok teşekkür ediyorum Mehmet Taylan verdiğiniz bilgiler ve yorumlar için. Meksa Portföy Genel Müdür Yardımcısını ağırladık. Kısa bir ara verelim. Aranın ardından Ali Çınar'la burada olacağız. Tüm dünya. Philip Capital sunar. Evet şimdi Ciner Medya Grubu ABD temsilcisi Ali Çınar bizlerle. Ali hoş geldin. Ne dersin bugünkü gelişmelerde hangi başlıklar ön plana çıkıyor? Özellikle tabii ABD'den gelen mesajlar önemli. Bir miktar tabii jeopolitik riskleri konuşacağız. Hoş bulduk Gözde. İyi yayınlar diliyorum. Evet, Amerika Birleşik Devletleri'nde 10 yıllık tahvil getirilerindeki düşüşlerin devamı ve FED başkanı ve üyelerin açıklamaları altında piyasalarda olumlu bir seyir var. Açıkçası geçen haftadan beri de hem S&P 500, Nasdaq ve Dow Jones'ta da artı pozitif seyirde gittiğini görüyoruz. Bilhassa S&P 500'deki şirketlerin yaklaşık %80'i 3. çeyrek bilanço raporlarında bekleneni aştı, tahminleri aştı ve pozitif bir rapor yayınladı birçok büyük şirket. Aynı şekilde teknoloji şirketlerinde de hisselerin artıda olduğunu görüyoruz ve burada Nasdaq'a pozitif etki yarattığı görülüyor. 10 yıllık tahvil getirilerinde düşüş devam ediyor. %-5'in altında bir seyirde şu anda. Ham ve Brent petrolde de fiyatlarda, işlemlerde düşük bir görünüm olduğunu belirtmekte fayda var. Tabii petrol fiyatları ile ilgili ABD hükümetinin hazırladığı bir rapora göre de Amerika'nın benzin talebi kişi başına düşen bazda gelecek yıl 20 yılın en düşük seviyesine düşeceği tahmin ediliyor. Ve pompadaki fiyatlar ve enflasyon muhtemelen isteğe bağlı bir sürüşte azalmaya da neden olacağı belirtiliyor. Tabii bu hafta bilanço raporları açıklanmaya devam ediyor.
elektrik araç üreticisi Rivian raporunu açıkladı. Beklenenden daha iyi bir sonuç oldu ve hisselerinde de bir artış olduğu görülüyor. Aynı şekilde Boeing'in tedarikçisi Spirit AeroSystems hisse senedi ve senet arzları yoluyla sermaye arttırma planını açıkladıktan sonra %10'un üzerinde hisselerinde bir düşüş olduğunu görüyoruz. Bu hafta içinde MGM, Walt Disney gibi diğer önemli şirketlerinde bilanço raporları açıklanacak. Bunu da piyasalar yakından takip edeceğini belirtebiliriz. Sıcak bir ekonomik veri geldi Gözde. Mortgage faizleri son bir yılın en büyük haftalık düşüşünü yaşıyor. Mortgage Bankacılar Birliği'nin mevsimsellikten arındırılmış endeksine göre geri çekilmenin ortasında toplam ipotek başvuru hacmi geçen hafta bir yıl öncesine göre %2.5 arttı. Uygun kredi bakiyelerine sahip 30 yıllık sabit faizli ipoteklerin ortalama sözleşme faiz oranında geçen haftaya göre %7.86'dan %7.61'e düştüğü görülüyor ve bir yıldan fazla bir sürenin en büyük düşüşü olduğu da belirtiliyor. FED Başkanı Powell'ın bir konuşması var. FED'de araştırma ve istatistik konferansında konuşuyor. Önceki saatlerde FED Yönetim Kurulu üyesi Lisa Cook, İrlanda Merkez Bankası'nın davetlisi olarak İrlanda'da önemli açıklamalarda bulundu. Rusya, Orta Doğu ve Çin dahil olmak üzere jeopolitik gerilimlerin kötüleşmesinin yüksek enflasyon dahil küresel piyasalara geniş çaplı olumsuz etkileri olabilir açıklamasında bulundu. Aynı şekilde Rusya'nın Ukrayna'ya istilasıyla beraber gıda ve enerji ve diğer emtialarda bölgesel ticarette sıkıntılar ve kesintiler yaratma ihtimalinin artmasından da bahsettiğini belirtebiliriz. Bugün Hazine Bakanı Yellen Kaliforniya'ya gidiyor. San Francisco'da Çinli mevkidaşıyla önemli bir toplantısı olacak. ABD ile Çin arasındaki her ne kadar sorunlar olsa da ekonomik anlamda, ticaret anlamında nasıl daha iyi bir ilişki olur? Bu konuların masaya bugün yatırılması bekleniyor. O nedenle önemli. Bunun dışında da G7 Dışişleri Bakanları Zirvesi Japonya'da oluyor ve en önemli maddede Gazze'deki son gelişmeler olduğunu belirtebiliriz. Ama genel olarak, son olarak Gözde, piyasalara tekrar baktığımızda S&P 500, Nasdaq ve New York borsasında pozitif artı bir seyir devam ettiğini belirtebilirim. Tek platform, tüm dünya. Philip Capital sundu. Evet, şimdi son olarak artık piyasaların gündemini tekrar Çağlar Kuzukluoğlu'ndan alacağız. Geleceğin yatırımlarına yön veren Akbank Yatırım Hizmetleri sunar. Çağlar, hoş geldin tekrardan. Risk göstergeleri ne anlatıyor dedik. Neler aktaracaksın bizlere? Gözde, hep olumsuz ve piyasaları çok da olumlu anlamda etkilemeyen konuları konuşur vaziyetteydik. Ama bunlarda bir miktar gevşeme görüyoruz. Her ne kadar özellikle açılış ve bir miktar gün içerisinde yol aldıktan sonra özellikle Avrupa piyasalarında görünüm hafta içinde olumlu seyretmese de bu saate geldiğimizde yine akıllı paradan şu yana Avrupa borsalarının durumu oldukça düzeldiğini görür vaziyetteyim. Özellikle Kakaran'da %0,85'lik yukarı yönde bir değişim var gün başlangıcına göre. Biz daha pozitiftik. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi 7850'de kalamadı belki ama negatifte de kalmadı. Şu an %0,03'lük çok kısıtlı da olsa yukarı yönde olduğunu görüyorum. Ulaştırma endeksi 2 gündür bugün yine %1'in üzerinde yukarı yöndeki seyriyle dikkat çekiyor ama bankacılık endeksleri %2,5'luk bir düşüş var. Küresele baktığımızda da evet, stres göstergelerinde özellikle VIX Endişe Endeksi de son dönemde ciddi anlamda yukarı yönde iki kere 20'nin üzerinin görüldüğüne şahit olmuştuk. Buralardan çekildiğini görüyoruz. Artık 15'in de gerisine geldi. Ben akıllı parayı sunarken özellikle Avrupa piyasalarında görünüm bu noktada çok kalıcı anlamda pozitif olmuyor demiştim ama bugünün sonunda az önce belirttiğim gibi tekrar orada da yine pozitife dönüldü. Ali Çınar da bahsetti. Amerika'da da şu an hisse senedi piyasasında durum
durum çok vahim değil, hatta pozitif. ABD 10 yıllıklarının %5'in üzerine gelmesini konuşmuştuk. Burada da neredeyse yarım puanlık, yani 50 civarında bir düşüş gördük. %5'lerden %4,57'lere gelindi ve dolar endeksi belki o diğerleri kadar değişim göstermedi ama 105'in altını test etse de tekrar 106'nın üzerine 107'lere yaklaşmadı. Orada da halen 106'nın altında kaldığımızı söyleyebiliriz. Tabii hisse senedi piyasaların üzerindeki baskı kalkınca ons altının son 2000 dolar üzeri testi de kalıcı olmadı gözde. Burada bir miktar risk algısının düzelmesi güvenli liman olarak addedilen ons altında da geri çekilmeyi getirdi. Bu testin ardından tekrar 1960 dolarlara geldik. Gümüşte de yine düşüşler vardı ama gümüş şu saniyeleri itibariyle 22,5 dolardan 22,70 dolarlara gelmiş vaziyette. S&P'yi çok konuşuyoruz ama Nasdaq'a da bir göze atmak lazım. Nitekim özellikle salgın sonrasındaki yükselişte Nasdaq'ın geldiği konum, bilhassa şu günlerde yine merkezi olmayan varlıkları konuşur vaziyetteyiz. Korelasyonunu sık sık ekrana getirirdik. Şurada 2021 sonundan 2022'de gelmiş olduğu dipleri görüyoruz. Aslında 2023 belki de ciddi anlamda pozitif hikaye olarak Nasdaq merkezine alır bir zaman dilimi oldu gözde. Ama bu piyasalarda çok da olumlu şeylerden bahsedemiyoruz dediğimiz yaz sonundan günümüze kadar trendinin aşağı yönde olduğunu görüyorduk. Bu yılın belki de yükselişi sonrasında gerilemede 14.100'lerden dönüşünü pozitif anlamda Nasdaq'ta da gördük. Bu noktada da tabii yıl sonunda acaba bu görünüm korunabilecek mi? Onu takip ediyor olacağız. S&P 500 ve Dow Jones'la beraber toparlayacak olursak 2 gün kaldı bu hafta. Gündem açısından belki konuşmalar var ama veri açısından özellikle daha sakin bir hafta diye hafta başından itibaren söylüyorduk. Sene sonuna yaklaşırken ciddi anlamda ılımlılığın hissedildiği bir hafta gibi şu ana kadar gözüktü. Bakalım kapanış böyle mi olacak? Hep beraber izleyip göreceğiz. Geleceğin yatırımlarına yön veren Akbank Yatırım Hizmetleri sundu. Kapanışa doğru burada noktalıyoruz. Az sonra iş dünyasıyla tekrar karşınızda olacağız. Hoşça kalın.